Sizlere Libya'daki gelişmeleri gün be gün takip edeceğimi söylemiştim. Takip ediyorum ve hakikaten bu işten sizin de verdiğiniz yüksek moral ve bu işten çok da keyif alıyorum. Niye? Çünkü kimsenin ulaşamadığı bazı bilgiler esasında son derece açık bir şekilde buralarda, ekranlarda var. Onlara ulaşmanın yöntemlerini geliştiriyorum her gün. Ve bu çerçevede baktığım zaman söylemiş olduğum birçok olayın da zaman içinde doğrulandığını görmekten de keyif alıyorum. Mesela ne demiştim size bundan bir hafta kadar önce? Rusya artık Halife Hafter'in Libya'da bir askeri çözüm üretebileceğine inanmıyor. Artık askeri çözümün olabileceğine de inanmıyor. Bu nedenle tıpkı Suriye'de olduğu gibi Libya'da da daha ılımlı ve yüzünü siyasi çözüme dönmüş yeni ve alternatif liderler arıyor demiştim. Bunu dedim. Ve ondan sonra dikkat edin, sadece benim söylememden değil, takip ettiğiniz başka yayın organlarını da Rusya'nın Wagner şirketi geri çekildi Tobruk'a. Ve bugün gerçekten Türkiye'nin desteğindeki Libya Milli Meşru Hükümeti ve oranın meşru ordusu şu anda Sudan, Çad ve Suriye'den getirilmiş, araya da biraz Belarus ve Sırbistan'dan serpiştirilmiş paralı askerlerle çatışıyor. Şimdi bu bizim ürettiğimiz bir yeni dönem Türkiye'nin askeri müdahalesiyle. Peki bu Tobruk'ta neler oluyor? Bakın o söylediğim öyküyü doğrulayan gelişme dün yaşandı. Hem de nerede yaşandı biliyor musunuz? Libya, Irak sınırında yaşandı. Tobruk merkezli Doğu geçici hükümeti var. Yani Hafter bir general. Onun isyancı birlikleri Trablus'u ele almaya çalışıyor ama doğuda bir de Bingazi Tobruk bölgesinde normal bir geçici hükümet var. Bu geçici hükümet zaten yarın bir gün Hafter değil. Bu hükümet yarın bir gün Sarraç hükümetiyle birleşip toplanıp Libya'nın yeni anayasası üzerinde çalışacaklar. Hafter burada sadece bir sokak kabadayısı. Öyle görelim. Ama tabii Birleşik Arap Emirlikleri'nden falan paraları, silahları vermişler. Adam kelimenin tam anlamıyla araza kesiyor. Bugün yine Trablus'ta çok masum insanları öldürdü. Birazdan aktaracağım. Şimdi ne demiştim? Bu doğudaki geçici hükümetin bir hükümet başkanı var. Abdullah El-Thani. Onun adını vermiştim. Bir de daha güçlü bir siyasi figür var. Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akila Salih. Akila Salih. Şimdi bu ikisi Rusya tarafından artık meşru Libya yönetimine muhatap kılınması düşünülen ve bu Halife Haftar'ın da yavaş yavaş defterinin dürülmesi düşünülen bir noktadalar. Ne oldu? İşte şimdi sıkı durun. Halife Hafter'e bağlı askeri birlikler Libya, Mısır sınırına yakın bir noktada bu Abdullah El-Thani'nin Maliye ve Planlama Bakanı Kemal El-Hassi'yi tutukladılar. Bakın ikisi de doğuda, ikisi de Trablus'a karşılar ama hükümetin Maliye ve Planlama Bakanı Kemal El-Hassi yine doğudan batıya saldıran Halife Hafter'in askerleri tarafından tutuklandı, gözaltına alındı. Niçin? Efendim para kaçırıyormuş. Nereye? Mısır'a. 500 bin dolar, yani yarım milyon dolar. Ki oradaki rakamlar açısından bir şey değil. Tobruk'taki meclis ayaklandı. Niye? Halife Hafter'e dediler ki bir an önce bırak o adamı. Serbest bırak onu. Niye? Çünkü o zaten o parayı almış görevli gidiyordu. Yani adam bavula 500 bin dolar koymuş,
Mısır'daki şahsi hesabına götürmüyor. Evtani tarafından görevlendirilmiş ve meclisin de bilgisi dahilinde. O parayla kim bilir gidecek, ne tür bir ihtiyacı karşı, onu bilemem. Büyük bir olasılıkla silah mı alacak, ne yapacak, ne edecek. Ama sonuç itibariyle bu Maliye Planlama Bakanı Kemal El-Hassi Mısır'a giderken gözaltında. Hala öyle. Ve Tobruk ayakta, Bingazi ayakta. Kardeşim sen meşru bir yönetim anlayışıyla bir para transferi gerçekleştirmeye çalışılan geçici hükümetin Maliye Planlama Bakanı'nı nasıl tutuklarsın? Zaten geçen hafta bu adam tek başına ve tek taraflı olarak bir darbe yaptığını ve bütün Libya'nın tek yöneticisinin kendisi olduğunu duyurmamış mıydı? Şimdi adamın temsilciler meclisiydi, yok Doğu hükümetiydi, şununla bununla bir alakası olabilir mi? Şimdi tabii bu şöyle bir tablo çıkardı. Karşımızdaki cephe kelimenin tam anlamıyla bölünmüş vaziyette. Bir tarafında anlatıyorum, askeri yönü tutmuş Halife Hafter var. O sadece paralı askerlerden oluşmuş ve ekipmanı da tartışmalı ordusuyla hala da bütün Libya'yı kontrol edebileceğine inanıyor. Diğer tarafta Abdullah El-Thani ve Akila Salih'in bulunduğu normal, sivil ama Trablus hükümetiyle muhalif ama sonuç itibariyle bir siyasi çözüm için muhatap alınabilecek insanlar bu tarafta. Buradaki adamı, yani o sözde generali, Birleşik Arap Emirlikleri İsrail destekliyor. Buradaki sivil otoriteleri Rusya'yı destekliyor. Çünkü Rusya artık Halife Hafter'den bir halt olmayacağını anlamış durumda. O nedenle tabii Sarraç'ın ve Türkiye'nin desteklediği meşru yönetimin avantajları giderek büyümüş durumda. Çok çok ileri düzeyde gitmiş durumda. Bir, NATO'nun biliyorsunuz Sarraç'a bir telefonu oldu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in. Orada da NATO bünyesindeki İtalya, Fransa ve Yunanistan gibi Sarraç hükümetine karşı Halife Hafter'i daha öne çıkaran, destekleyen üyelerine rağmen net bir tavırla Türkiye'nin yanında yer alarak, arkadaş senin bir şeye istikrar için ihtiyacın varsa bize söyle, biz sana gelelim, gerekeni yapalım dedi Stoltenberg. Büyük bir olasılıkla da tahmin ediyorum, bu tabii bilgi değil. Sarraç da ona ya sizin adınıza Türkiye gereğini yapıyor sağ olun falan demiş olabilir. Demiştir belki de, yani büyük bir olasılıkla demiştir. Şimdi İngiltere'den bir açıklama geldi. Daha doğrusu bir mahkeme kararı. İngiltere Ticaret Mahkemesi, Üst Ticaret Mahkemesi, Trablus merkezli, meşru hükümete bağlı olarak çalışan Libya Yatırım Yönetimi'ni ülkenin tek meşru yatırım ajansı olarak kabul etti. Ve İngiliz şirketlerine dedi ki, başka bir yönetim, Tobruk'tan bahsediyor, ve onun yatırım ajansıyla işbirliği yapar ve orada bir takım sorunlar yaşarsanız sakın bana gelmeyin. Ben bir tek Trablus'taki Libya Yatırım Yönetimi'ni, yatırım ajansını yasal kabul ediyorum. O yönetim ve o ajansın kontrolünde yapılmış bütün yatırımlarında İngiliz hukuku olarak takipçisi olurum. Ama siz kalkıp da Bingazi'de, Tobruk'taki benzer bir yönetimle anlaşma yapar, oralara yatırım yapar, petrol için, şu için, bu için, sonunda da paranızı kaybederseniz bana gelmeyin. Şimdi bu Türkiye'nin ne kadar doğru, uluslararası hukuk açısından ne kadar doğru bir zeminde Libya'da bulunduğunu göstermesi bakımından çok önemli. Hayati önemli. Ve gerçekten
Bu İngiltere tarafından da kabullenilmiş bir meşruiyet zeminini oluşturmuş durumda. Anladığımız kadarıyla bu yola daha birçok ülke gelecek. Birçok kurum gelecek. Sonuçta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla meşru sayılmış bir hükümetten söz ediyoruz. Doğru mu? Evet, doğru. Bu hükümetin dışında başka bir gücü meşru kabul etme gibi bir şansınız var mı uluslararası hukuka göre? Yok. O zaman çok istemeseniz de bağrınıza taş da bassanız bu lafım Yunanistan'a günü gelince Libya konusunda tabii ki Trablus'taki hükümetle buluşacaksınız. İşin bir de askeri yönüne bakalım. Roketler düşüyor yine. Roketler düşüyor Trablus'a. Farnaç bölgesi, çatışma bölgesine yakın bir yer. Trablus'un güneyi, Farnaç bölgesine çok sayıda roket düştü. Farnaç bölgesi şöyle bir yer. Yani tabii bir yerde kaçak göçek olmak, mülteci olmak falan o kadar zor ki yani Allah kimseyi vatansız, bayraksız bırakmasın. Libya'daki Avrupa'ya gitmek için Libya'ya intikal etmiş on binlerce yabancı var Libya'da. Sadece Libyalılar yaşamıyor. Yani Bangladeşlisi, Pakistanlısı, Nijeryalısı, şusu, busu hepsi gelmiş kardeşim oradan tekneye binecek gidecek ama şimdi Covid-19 olunca herkes Akdeniz bayağı bir sakin. Bu Farnaç işte mültecilerin ve yersiz yurtsuzların yaşadığı bir bölge. Oraya çok sayıda roket düştü. Bir 5 yaşındaki Bangladeşli çocuk dahi 7 masum sivili öldürdü Halife Hafter'in roketleri. El Vatiha'dan çok önemli açıklamalar var. Cumartesi, pazar 2 gün sürekli SİHA saldırısı gerçekleştirdi meşru hükümet. O SİHA'ları kimlerin kullandığını artık uzun uzun hepinize anlatmayayım. O SİHA'ları biliyorsunuz Türk SİHA'ları ve Ruslara ait Rusya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'nin para vererek alıp getirdiği Halife Hafter'e teslim ettiği Pantsir hava savunma sistemleri imha edildi. Yani o sistemler gerçekten o üstteki sistemler kullanılamaz hale getirildi ve çok sayıda yaralı olduğu da ifade ediliyor. Ve tabii karşılıklı açıklamalar var. Hafter'in ekibi de işte bu saldırılar sırasında bir Türk SİHA'sını düşürdük diye ortalığa döküldüler. Ama ben merakla inceledim yani ne oluyor ne bitiyor var mı öyle bir şey yok mu böyle bir şey falan diye. Hayır göremedim yani çünkü bir Türk SİHA'sını düşürdüğün zaman onun fotoğrafını koyarsın kardeşim. Çünkü onun bir yerinde ay yıldız vardır, şu vardır, bu vardır. En azından gövdesinden anlaşılır. Üzerinde bayrak olmasa bile kime ait olduğu. Ama öyle bir fotoğrafa denk gelmedim ve gerçekten öyle de bir şey yaşanmamış anladığımız kadarıyla. Libya'da gelişmeler tahmin ettiğimizden hızlanmış vaziyette. Çünkü Libya hükümetinin meşruiyetinin NATO ve Birleşmiş Milletler ve birçok devlet tarafından giderek şey yapılması, kabul edilmesi siyasi çözüm için bir umut ışığı mıdır? Evet. Peki bu nerede olabilir? Nerede toplaşırlar bunlar? Bence yakın bir gelecekte sizlere Libya'da karşıt şey değil ama Halife Hafter değil. Halife Hafter yok olacak. O öyle biri yok yani. O hiç denklemlerde yok zaten. Ama bu doğudaki hükümetin biraz önce adlarını söylediğim yetkilileriyle Sarraç hükümetinin Malta'da buluşma ihtimalinin yüksek olduğunu tahmin ediyorum. Malta bu konuda bir açıklama da yaptı. Şartlar oluşmaktadır dedi. Umarım yakın bir gelecekte Libya halkının temsil eden iki siyasi, askeri değil, iki siyasi taraf Malta'da buluşur ve o Malta'daki buluşmada
hayırlara vesile olur diye düşünüyoruz. Çünkü artık Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki konumu her geçen gün netleşmiş durumda. Bu konuda tüm amiral Cihat Yaycı'nın kulaklarını çınlatmadan edemeyeceğim. Bütün bu olaylar onun planı, projesiydi. Ne yazık ki ordunun içindeki bir takım tartışmalar nedeniyle anladığımız kadarıyla Cumhurbaşkanı onu daha geri bir göreve almak zorunda kaldı. Ama zaman neyi gösterir? Onu da ayrıca konuşacağım, Cihat Yaycı konusunu da. Şu an için sadece izliyorum onu da. Libya'dan gelişmeleri gün be gün aktaracağım, merak etmeyin.